Herkese merhabalar. Mutfağıma kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ev usulü yani evimizde mutfağımızda olan imkanlarla kumpir yapalım dedim. Buyurun hep beraber. Arkadaşlar patateslerimiz yarım saat kadar haşlansın böyle kabuklarıyla. Sonra alüfolyeye sarıp fırına atacağız. Patateslerimiz biraz haşlandı. Şimdi böyle alüfolyeye... Şöyle bir yarım saat fırında patateslerimizi fırına sürdük. Bu arada ben bütün malzemelerimi doğradım, hazırladım. Şimdi yoğurdumuzu hazırlıyoruz. Şöyle 4-5 yemek kaşığı kadar süzme yoğurt kullanıyorum. Şimdi içerisine Schindlauch dediğimiz Türkçesi körmen olan böyle soğan gillerden bir ürün içerisine doğrayacağım. Şimdi Schindlauch'umuzu doğradık. İçerisine ben birazcık mayonez ilave edeceğim. Şöyle karıştıralım. Arzu edenler bunun içerisine başka şeyler de karıştırabilirler. Şimdi yoğurdumuz da hazır. Arkadaşlar patatesimizi aldık şöyle. Patatesimiz bayağı sıcak. Öyle de olması gerekiyor. Patatesimiz sıcak olması gerekiyor. Şöyle içerisini biraz parçaladım. Şöyle içerisine birazcık kaşar. Kaşarımızı biraz yedirelim. Kaşarımız güzelce eridi. Şimdi içerisine 2-3 parça tereyağı. Sonuçta ev usulü kumpir dedik. Profesyonel bir kumpirci sanmayın beni. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Şöyle görüyorsunuz. Patatesimiz, kaşarımız yeterli. Şimdi önce hazırlamış olduğum yoğurdumda şöyle birazcık ortasına gelecek şekilde. Tabii ki arzuya göre istediğiniz sebzeyi kullanabilirsiniz. Bunlar çekirdeksiz siyah zeytin. Birazcık kornişon. Kornişon turşu çok yakışıyor kumpire. Şöyle birazcık tane mısır. Hatta şöyle şuralara da biraz gelsin. Birkaç parça sosis. Bu da yine çekirdeksiz yeşil zeytin. Tamamen görsellik için çabalıyorum. Çok fazla tercih etmesem de birazcık da ince ince dilimlenmiş salam. Şimdi şöyle bir iki tane üzerine. Şimdi bu aşamada tamamen arzuya kalmış
Ketçap, mayonez. Şöyle. İsteyen sadece ketçap, isteyen sadece mayonez. Arkadaşlar, kumpirimiz hazır. Ev usulü ama oldukça lezzetli. Tertemiz, evinizde yapıp yiyebileceğiniz hafif de olsa bir tarif. Zaten şu dönemde dışarı çıkıp bir şeyler yiyemiyoruz. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere diyorum. Kanalıma abone olun. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.